biliyorum bunların aklı üniversite sınavında. Madem dershaneye gidemiyorlar, bol bol soru çözsünler derslerde. Şimdi bu son ÖSS'de 19 tane tarih sorusu var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tanesi inkılap tarihinden. Soruları bir de öyle hazırlamak lazım. Şimdi o zaman... Kerem kapıya bak. Kerem kapıya bak. Telefondayım. O telefon yapıştı kulağına. Ameliyatla çözeceğim oradan. Arif. Bir dinle beni abi. Hayır lütfen itiraz etmeyin Afet Hanım, bitireceğim. Ay, salona buyursaydınız. Ay Afet Hanım, bana yardım edin, çok rica ediyorum. Bakın istirham ediyorum, bana yardım edin. Ay durun, yapmayın ne olur, yani hangi konuda yardım edeceğim? Elimden gelen bir şeyse tabii yardım ederim. Ben liseyi dışarıdan bitirmeye karar verdim efendim. Belli efendim. Afet Hanım, inanın kariyer için değil. Rüya'nın derslerine yardım etmek istiyorum. Ama bilgi yetersizliğinden edemiyorum, sonra da ben kahroluyorum. O nedenle liseyi dışarıdan bitirmeye karar verdim. Çok güzel, de ben ne yapabilirim? Ders çalıştırabilirsiniz. Ben. Siz öğretmen değil misiniz? Evet ama... Hadi başlayalım o zaman. Şu beslenme çantamı da koyayım. Arada yeriz diye şey getirdim, elma falan. Evet. Yumuşak uçlu kalemlerim hazır. Pergelim. Kokulu silgim. Neydi? İletkim. Bir dakika. Şöyle çıkarayım ki. Otomatik için değil mi? Şöyle. Evet. Madem ki eğitim şart, ben hazırım Afet Hanım. Hadi başlayalım. Ama abla. Bu ne be? Öğrenci. Ürper Hanımcığım, şimdi şu cümleyi oraya yazın ve ögelerini ayırın. Kırmızı kalemle mi? Yok canım, normal kalemle. Nasıl yani normal kalemle? Kırmızı kalem normal kalem değil mi? Siz benim kırmızı kalemimi anormal mi diyorsunuz? Niye diyorsunuz? Yo, anormal demiyorum canım, işte yazın kaleminizle. Tamam ama bir daha öyle kırmızı kalemime öyle anormal kötü şeyler falan söylemeyin yani. Ha, sizin kalemleriniz normal de. Normal değil mi? Normal. Ben bunu şimdi yazıyorum bu cümleyi, ögelerini ayırıyorum. Tamam efendim. Kerem. Keremciğim orada üşürsün yavrum. Hadi git yatağına yat hadi. Ay ama bir dakika Afet Hanım, ben burada ders çalışmaya çalışıyorum lütfen. Kusura bakmayın, bir daha olmaz. Kerem. Keremciğim yavaş uyan, Ürperi Hanım ders yapıyor. Aslında Ürperi Hanım'ın da artık uyuması lazım. Gözlerinin altı mor mor oldu. Mor mu olmuş? Evet, sizin kesinlikle istirahat etmeniz lazım. İki saattir harıl harıl ders yapıyorsunuz. Siz bir uyuyun. Uyumam lazım. Uyuyun, hadi hemen eve gidin, hadi uyuyun. Buyurun, parmak kaldırmaya gerek yok, söyleyin Ürperi Hanım. Ev ödevi vermeyecek misiniz? Yok, ev ödevine gerek yok. Siz evde bu yaptıklarımızı tekrarlarsınız. İşte bol bol soruları falan çözün, hadi. Peki o zaman, çok teşekkür ediyorum Afet Hanım. Sağ olun. Rica ederim. Kerem, sütünü içmeyi unutma. Hoşçakalın. Allah'ım benim neydi günahım? Kalk. Öğretmenim. Buyurun Ürperi Hanım. Ya ben bu problemi çözemiyorum. Bir yardımcı olabilir misiniz acaba? Ay benim ellerim soğanlı da. Siz ağlıyor musunuz Afet Hanım? Soğandan mı? Ay sinirden. Ay tabii soğandan. Ürperi Hanım, şimdi ben matematik öğretmeni olmadığım için sizi yanlış bilgilendirmekten korkarım. Ben liseyi bitiremeyeyim, başarısız olayım. Rüya'nın derslerine yardımcı olamayayım diye bana yardım etmiyorsunuz ama. Aşk olsun Afet Hoca. Hoca camide. Yok öyle bir şey, bir dakika. Verin bakayım. Hangisi? Bu.
şunu. Bu çok kolay. Ha ben geri zekalıyım yani. Siz şimdi okula gider Ürper'i çok kolay soruları bile çözemiyor derseniz ben rezil oldum. Allah'ım okul gazetelerine çıkacağım. Yok öyle bir şey efendim. Bir dakika bu o kadar kolay ki. Bilinmeyenleri bir tarafa bilinenleri bir tarafa yazacaksınız. Ben bilinmeyen bir şeyi nasıl bir tarafa yazacağım Afet Hanım? Tamam göstereyim efendim. Yani şöyle olacak bir dakika verin bana. Efendim eşitliğin bir tarafına x'leri bir tarafına da rakamları koyacaksınız. Anlaştık. Şimdi hadi bakalım aynı soruyu bir kere de siz çözün. Ben niye çözülmüş bir soruyu yeniden çözüyorum anlamadım ki Afet Hanım. Ah oldu olacak üzerinden böyle geçeyim kalemle bari. Ben çocuk muyum Afet Hanım? Kalemimde soğan koktu ayrıca. Ne yapacağım ben? Üstelik tuvalete gitmem lazım. Buyurun gidin Ürper Hanım. Teşekkür ederim. Bilinenler bir tarafa, bilmeyenler öbür tarafa. Allah'ım ben sana ne yaptım ki beni Ürper ile cezalandırıyorsun? Ablacığım, ablacığım baksana. Kerametin geldi, öp sana. Olmaz. Ne olmaz? Ben sana daha harçlığını yeni verdim. Ne yaptın harçlığını? Abla iki saniyede nasıl anladın? Ben kardeşimin ciğerini bilirim. Parayı nereye harcadın? Şey. Ne? Rüyanın doğum günü için hediye almam gerekiyordu. Bütün harçlığımı oraya verdim abla. Keşke bana da söyleseydin. Ben de kızcağıza bir şey alsaydım. Yok. Önemli değil. Yani her sene doğum günü zaten. Önümüzdeki sene alırsın abla. Demek bütün paranı hediyeye harcadın ha? Bir seferlik affediyorum. Paranı iyi niyetle kullandığın için. Git şimdi içeride çekmeceden para al. Aslan ablam benim aslan. Canımın içi, tamam. Canımın bana içi. Bana bak. Hakkın kadarını alacaksın sayılı orada para ona göre. Ablanın kralı bu evden çıkar. Ablanın kralı bu evden çıkar. Ablanın kralı bu evden çıkar. Geldim Ürper Hanım geldim. Ay nasıl bildiniz benim olduğumu Afet Hanım? Altıncı his diyelim isterseniz. Ne vardı? Benim şimdi bazı sorularım olacak size. 5 tane Türkçe, 8 tane matematik ve tabii ki fizik, kimya, biyoloji. Çok güzel de aslında benim de size sorularım var. Ay benim için sorumu hazırladınız Afet Hanım. Ne kadar incesiniz. Siz liseyi dışarıdan bitirmeye kesin niyetlisiniz değil mi? Evet. Peki başvuruda bulundunuz mu? Hayır. Başvuruda bulunmadan liseyi nasıl bitireceksiniz? Başvurusuz olmuyor mu? Olmuyor değil mi? Ben o zaman hemen bir koşu başvurayım geleyim. Siz bir yere ayrılmayın. Bir dakika kapandı. Başvuru tarihi geçti. Kapandı artık. Ama ben daha üniversite, lisans üstü doktoraya doğru gidiyordum. Liseyi bitirmeden olmuyor değil mi? Günaydın Ürper abla. Günaydın. Biz aşağıda bekliyoruz abla. Ben gideyim o zaman madem. Olabilir. Görüşürüz. Ben liseyi bitirecek kadar ders alamadım ama... Sizden çok önemli bir şey öğrendim öğretmenim. Çok sevindim. Nedir? Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. Bunu hiç unutmayacağım. Çok teşekkür ederim.